Editör masasından merhabalar. <laughs> Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bugün editör masasında misafirimiz. Sayın Bakanım ayağınızın tozuyla buradasınız. Hoş geldiniz. Şeref Teşekkür ediyorum ederim. Edin. Hoş bulduk. Efendim hemen e, en sıcak gelişmeyle e, dün e, Soçi'deydiniz. E, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında e, basın toplantısı sonra da e, siz e, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la birlikte ardışılık olarak eee mutabakatı varılan mutabakat muhtırasını okudunuz. Bunu bir de bizim için e, kısaca kazanımlarımız üzerinden e, bir özetleyebilir misiniz efendim? Ben size Teşekkür şöyle yardımcı olayım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle iyi yayınlar. Şimdi buna gelmeden önce e, şunu söylemek isterim. Türkiye 5 gün içinde dünyanın e, en büyük iki gücüyle e, masada e, bir an, e, anlaşmaya varmıştır. Mutabakat sağlamıştır. Ve ee, bu mutabakat gerçekten e, bizim e, ulusal güvenliğimiz bakımından çok önemlidir. Ama diplomasi ve e, siyasi başarı olarak da tarihe geçmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, iki ülkeyle e, Türkiye'nin e, meşru talepleri ve endişelerini giderecek şekilde iki mutabakatın sağlanması önemlidir. Bunu niye söylüyorum? Genelde e, tüm çabalarımızı küçümsemeye çalışanlar özellikle içeride bizi Rusya ile yani dış politikamızın ya da Suriye politikamızın Rusya ile ABD arasına sıkışıp kaldığını söylüyorlardı. O bakımdan bunu özellikle vurgulamak isterim. İkinci özelliği ise biz teröre karşı bir harekat başlattık. Tıpkı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları gibi ve burada da tepkiler olmuştu. Ama bu süreçte e, hepsinden çok daha fazla tepki oldu, aşırı tepkiler de oldu. Biz buna tabii ki cevabımızı e, verdik e, ve e, büyük bir oyunu bozduğumuz için orada. E, kurulacak bir terör devletini engellediğimiz için, oyunu bozduğumuz için bu tepkiler esasen şiddetli gelmeye başladı. Buna da en çok İsrail, Fransa gibi ülkeler bozuldu. Uluslararası tepkiyi e, kastediyorsunuz. Evet, i̇çeride uluslararası tepkiyi kastediyoruz. İçeride e, %90'ın üstünde evet. bir bütünlük vardı. Bunun için milletimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kahraman askerlerimizin, e, Mehmetçiğimizin, ordumuzun, burada e, Milli Savunma Bakanımız nezdinde tüm e, kahraman Mehmetçiğimize de huzurlarınıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Sivillerimiz dahil. Şimdi barış pınarı harekatımızın meşruiyeti 5 gün içinde hem ABD tarafından hem de Rusya tarafından kabul edilmiştir. Uluslararası meşruiyet kazanmıştır. Zaten önceden herkes diyordu ki sizin meşru endişeleriniz var. Bunu anlıyoruz. Biz de şunu söylüyorduk. Bizim endişemiz meşruysa Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanarak başlattığımız da meşrudur. Çünkü hedefi e, teröristlerdir. Ama bu anlaşmayla esasen dünyanın en büyük iki ülkesi, iki gücü e, bizim harekatımızın meşruiyetini kabullenmiştir. Ve dikkat ediyorsanız e, hem e, ABD ile e, vardığımız mutabakatta hem de dün Soçi'de e, vardığımız mutabakatta Türkiye'nin bu Tel Abyad ve Resul Ayn bölgesindeki harekatının mesruiyeti kabul edilmiştir. Ve bundan sonraki süreçte de tabii ki Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü biz herkesten fazla buna bağlıyız. Bizim kendimiz için de çok önemlidir. Burada biz bu statüko şu anda muhafaza edilecektir. Siyasi bir çözüme kadar. Dolayısıyla bu bakımdan da önemlidir. Şimdi isterseniz biraz önce Hı. gösterdiğiniz harita üzerinden de e, e, Rusya ile vardığımız mutabakatı e, değerlendirelim. Her şeyden önce burası zaten şu anda bizim muhafaza edeceğimiz bölge. Tel Abyad'da Rasulayn bölgesi. Orası hukuki statüsü korunacaktır diye 3. maddede biraz e, garanti altına da alınmış Rusya ile mutabakatı. Evet de, değil mi? ABD ile mutabakatta da aynı şey var. Ama orada evvel emirde TSK'nın kontrolü diyor. Yani burası Tabii, ABD sizin ile... bulunacağınız... Türkiye'nin Türk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bulunacağı bir alandır. Şimdi ABD ile de işte dün akşam e, tamamen çektik dediler, ama burada onlar e, YPG'ler'i tamamen çektik yazılı bir şekilde de bildirdiler, sözlü olarak Pompeo da bildirdi. E, fakat biz buradayız zaten. Herhangi bir terörist unsuru karşımıza çıkarsa olur da kalmış çekilmemiş. Zaten onu bizim e, ABD ile vardığımız mutabakatta da böyleydi. ...onları etkisiz hale getirir. Dolayısıyla... ...burada biz varız. Şimdi... ...zaten buralarda da şu anda... ...biliyorsunuz, DAEŞ'ten ve... ...YPG'den temizlediğimiz... ...alanlar ve şu ana kadar da... ...365 bin kişi buralara döndü. Diğer Dünkü vardığımız... Oldu. ...Soçi'de vardığımız mutabakata göre ise... ...şimdi buradan... ...Fırat Nehri'nden... Aynal Arap ya da Kobani dahil... ...şuralarda biz olduğumuza göre... ...ve Rasulullah'ın doğusu olan... B ve C, Kamışlı'nın da doğusu dahil, Irak sınırına kadar bir bölge, güvenli bölge olacak. Yani buralardan, ki buradaki Kobani dahil, YPG'li teröristler, Rusya tarafından ve rejim unsurları da olacak. Onlar tarafından 30 kilometrenin altına gönderilecek silahları ve dahil buradan temizlenecek. Sınır M4 yolunda. Ee, 30 kilometre. 30 kilometre. Bu M4 çünkü bazı yerlerde biraz içeri giriyor, bazı yerlerde diyor. Zaten şuralarda da bu M4 yolu da 32 kilometreye tekabül ediyor. Dolayısıyla burada mesela daha aşağısı demektir M4 yolunun aşağısına tekabül ediyor. Dolayısıyla 30 kilometrenin altına çıkartılacak. Ne zaman çıkartılacak? 150 saat içinde. ABD ile vardığımız mutafakatta 120 saat içinde dün akşam saat 22'de döndü. Ve e, buralarda şu sizin e, çizgilerle belirttiğiniz bölgede ise yani 10 kilometre derinlikte buradan yine buraya kadar e, 150 saatin sonunda e, Türk ve Rus askerleri ortak devriyelere başlayacak. Bu da esasen bizim bu sınırımızda burada. Özellikle sızmaların önlenmesi ve diğer tünel ve vesaire diğer bugüne kadar teröristlerin inşa ettiği şeylerin de altyapıların da temizlenmesi bakımından da önemli. 30 kilometre neden önemli? Çünkü bize gönderdikleri roketler ve de havan toplarının menzillerine baktığımız zaman aşağı yukarı 30 kilometre oluyor. Dolayısıyla buradan... Ee, Kobani'den ya da e, Fırat Nehri'nden <laughs> Irak sınırına kadar 10 kilometre derinlikte e, ortak burada devriyeler 150 saatin sonunda başlayacak. Bir istisnası bir, var. Bir istisnası var Kamışlı. Kamışlı da e, çünkü başından beri burada rejim var. Kamışlı şehri bu arada, şehri. Hı -hı. Ee, ve rejim unsurlarıyla karşı karşıya gelmeme bakımından Rusların da e, tavsiyesi ve ricası üzerine e, ortak diyevi e, konusunda e, Kamışlı'yı hariç tuttuk. Ama bu bu bölgeden de YPG'lerin çekilmeyeceği anlamına gelmez. E, buradan Fırat'tan Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar e, 30 kilometrenin altına tüm YPG'ler indirilecek Kamışlı dahil. Ayrıca e, bugüne Amerika ile de uzun zaman müzakere ettiğimiz, hatta e, yol haritasını birlikte onayladığımız bir münbiç var, münbiç yol haritası. Fakat Amerika burada sözünü tutmadı. Bir de e, zeytin dalı harekatımızdan e, sonra bazı YPG'ler Tel Rifat bölgesinde kaldılar. Hatta oradan taciz atışları da yer yer e, yapıyorlar ve yine Ruslarla vardığımız mutabakata göre yani 6. maddede bunu e, görebilirsiniz. Evet. Münbiç ve Telrifat'tan da YPG'liler tüm silahlarıyla beraber arındırılacak. Buradan tamamen çıkartılacak. Bu bizzat Sayın Putin'in de e, sözüdür. E, evet. sonuç olarak tabii e, biz bu güvenli bölgeyi e, oluşturacağız derken amacımız neydi? Bir teröristlerden bu bölgeyi temizlemek. Bu evet. bizim milli güvenliğimiz bakımından. Üç harekatında ortak amaç. İki, Suriye'nin sınır bütünlüğünü e, burada güçlendirmek, tesis etmek. Var olan sınır bütünlüğünü güçlendirmek. Zaten bu terör koridorunun e, oluşmasını biz buralarla engellemiştik. Bir de şimdi burada engelledik. Dolayısıyla bu harekat ve bu çalışmalar esasen bu teröristlerin kurmak istediği terör devletinin de önüne geçmiştir. Yani engellemiştir. Evet. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli güvenli bölge olursun ve buralara insanlar gönüllü olarak dönsün, güvenli olarak dönsün dedik. Biraz önce bu iki bölgeye 365 binden fazla Suriyeli, Türkiye'deki Suriyeli göçmenin döndüğünü söylemiştik gönüllülük esasıyla. Şimdi buralarda yine Ruslarla da görüştük. Sadece buralarla da sınırlı kalmayacak onu da söylemek isterim dönmek isteyen tüm Suriyelileri geri dönüşlerini e, tabi diğer yerlerde rejimin kontrol ettiği yerlerde ya da YPG'nin diğer olduğu yerlerde şu anda dönüş konusunda tereddütler var güvenlik meselesi başka konular ama özellikle şu güven 30 kilometrelik güvenli bölge alanına da ve ötesine de e, göçmenlerin sadece Türkiye'deki değil komşu ülkelerde de olabilir. Yerinden edilmiş insanlar farklı yerlerde yaşıyor. Onların da evlerine dönme konusunda ee, ...önemli bir adım atılmış oluyor... ...bir hafta içinde iki... E, e, ...mutabakatla... ...Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatla. Efendim biz dünden beri... yani ...bu e, 30 kilometre derinlikteki... ...hattı konuşurken buranın yönetiminin... ...nasıl olacağını... E, ...tam anlayamadık. Orası nasıl şimdi olacak? Şimdi buralarda tabii YPG'lerin oluşturduğu... ...bazı şeyler var, yönetimler var. Şimdi buralarda bizim... ...bulunduğumuz bölgede zaten... ...yerel insanlarla beraber bu oluşturulacak. E, buralarda şimdi... Ee, Rusya olacak, buralarda tabii ki rejim, e, sınır muhafızları da var. Dolayısıyla buralarda da yerel halkın e, katılımıyla yerel yönetimler e, oluşacak. E, bu konuda bizim hiçbir şeyimiz yok, endişemiz, tereddütümüz yok. Önemli olan buralarda terör yapılanmaların ortadan kalkması. Aksi takdirde burada e, Suriye halkı, o şehirleri bugüne kadar geçmişte de yönetenler, ee, tekrar şey, belediyelerle diğer e, yönetim biçimleriyle e, bunu oluştururlar. Biz de elbette destek e, vereceğiz. Yani burada önemli olan bu teröristlerin e, çıkmasıydı ve mesela bizim şu anda girdiğimiz Tel Abyad, Rasulayn gibi bölgelerde, diğer yerlerde de bazı yerler hariç, Aynel Arap ya da Kobani hariç, e, nüfusun zaten çok büyük bir bölümü. Özellikle bizim şu anda bulunduğumuz yerde yüzde seksenin üzerinde Arap. Onun dışında Hristiyanlar var, onun dışında Türkmenler var, Türkmen kardeşlerimiz var ve de diğer azınlıklar da var. Buralar yani YPG kontrol ediyor diye tamamı Kürt gibi yorumlanıyor sürekli. Kürtlere saldırdı deniyor. Maalesef bu batı medyası ve siyasetçiler dürüstlükten çok uzak bir şekilde artık Amerika Başkanı bile isyan etti skandallardan dolayı. Maalesef bu süreçte gördük ki gerçekten... Ee, siyasetçilerle ilgili hep böyle iddialar var, yanlış anlamayın. Ama Batı medyası kadar yalan söyleyen, gerçekleri çarpıdan gezide de görmüştük. Ama bu harikat zamanında bu kadar ahlaksızca gerçeklerin çarpıtıldığını ben hiç görmemiştim. Yani med ben medya mensubu değilim ama sanırım e, işini düzgün yapan medya mensupları da bundan utanmıştır. Dolayısıyla buralarda mesela nüfusun çoğunluğu Arap, e, çoğunluğu Arapsa bu yönetimlerin içinde Araplar olacak. Kürt kardeşlerimizin olduğu yerlerde ise onlar da ağırlıklı olacak. Yani biz bizim hep şunu söylüyoruz. Hatta dün defalarca Sayın Cumhurbaşkanımız düzeltti. Yani Kürtlerin çekilmesi demeyin. Yani Kürtler Kürt kardeşlerimizle teröristleri aynı tutmayın. Bizim Kürt kardeşlerimizde bir problemimiz yok. Ne Türkiye'de ne Suriye'de ne Irak'ta ne İran'da nerede olursa olsun. O yüzden Kürtler çekilecek, Kürtler silahla demeyin. Çünkü bu Kürtlere hakaret olur. Türkiye'deki 350 bin civarındaki Kürt kardeşimiz de yine buralara dönecek. Şu anda dönememesinin sebebi ise geçen gün mecliste konuşurken e, bu Türkiye'deki Suriyeli Kürtlerin dönmek istediğini söylediğin zaman HDP'li milletvekillerinin hepsi kafasını salladı. Peki neden dönemiyor deyince altyapı yok. Altyapı olmadığından değil. Diğerleri niye yaşıyor burada? Orada bu kadar insan yaşıyor. Şimdi girince de gördük. Yani Kürtler var, Araplar var, herkes var. YPK bunları sürgüne gönderdiği için YPG dönüşlerine izin vermediği için e, dönemediler. Dolayısıyla demografide de yine raylar yerine oturacak bozulan e, sistem veya tüm e, Rusya, şey e, Suriye içindeki bu bölgedeki demografik mühendislikte de, e, sona ermiş olacak. Yani bu anlaşmaların ve harekatımızın gerçekten Suriye'nin sadece bizim geleceğimiz içindeyiz. Suriye'nin geleceği için de o kadar e, faydası var oldu ki o kadar dönüm noktaları oldu ki tarih bunu gerçekten yazacak. Yani bunu tarihi yazacak. Yani bizim zaten başından beri niyetimiz buydu. Kendimizi düşünürken buralar Suriye'li, kardeş Suriye'nin istikrarı ve barışı diğer taraftan zaten siyasi süreçte de destek vereceğimizle birlikte çalışacağımızda en son maddede yer alıyor. Sayın Bakan Adana Anlaşması'na bir atıf var. Yalnızca atıfla kalmamış Rusya Federasyonu'nun Mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracağına ilişkin bir madde koymuş. Şimdi buradaki şey şu. Ne anlamamız lazım? Şimdi bak. Adana Anlaşması'nı biz geçmişte Suriye'deki PKK yapılanması, terörist başı Öcalan da oradaydı biliyorsunuz. Bunun önüne geçmek için ve o zaman da ilişkilerimiz çok gerilmişti Rusya ile. Hatta harekatı başlatma talimatları verilmişti. Hazırlıklar sınır boyunca da yapılmıştı. Onu da hatırlıyoruz gençlik yıllarımızı, üniversite yıllarımızda. Türkiye'nin o zaman da yaptığı doğruydu. Çünkü Öcalan başta olmak üzere teröristler, PKK'lılar orada adeta yuvalanmıştı ve kampları vardı. Sonuçta Adana mutabakatı ise bunların engellenmesini öngörüyor kısaca. Eğer bizim zaten verdiğimiz ekte de var, Rus, şey, Suriye bunu engelleyemezse o zaman Türkiye e, tek başına bu e, teröristlerin e, yok edilmesinin gereğini yapar. Özeti bu. Bunu madde yani, madde bu saymıyor. Şimdi ise e, bir e, bizim şu anda rejimle doğrudan bir temasımız yok. İstihbari düzeylerde temaslar olabilir. Her zaman olur. E, bu doğaldır. Özellikle terörle mücadele dahil. E, e, dolayısıyla bir temasımız yok. İki, şu anda e, şu andaki rejimin yani Şam'daki rejimin Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok. Yani buralarda otoritesi yok. Otoritesi yok. Boşluklar var. Ee, dolayısıyla ülkede bir e, halen işte <laughs> biz ateşkesin de sükunetin devam için elimizden geleni yapıyoruz ama neticede şu anda ta ülkenin tamamını e, yönetme şey yok. Tamam buradan bu YPG'ler çıkacak ama e, şu anda eee %27'sini biz harekatı başlatmadan önce bunlar kontrol ediyordu. Aşağı yukarı %25'ini, ülkenin dörtte birini bunlar kontrol ediyor. Dolayısıyla böyle bir durum var. Yani sonuçta Suriye rejimi şu anda Adana mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getiremiyor. O nedenle de Rus da zaten rejimin garantörüdür Aslan'a da İran'la beraber. Bu anlaşmanın uygulanması konusunda Rusya kolaylaştırıcı rol üstlenecek. Bu anlaşmada bir yönetim konusu değil. <laughs> anlaşmada ancak şöyle olur. Yani yarın e, şu Garantil siyasi şey? si, Siyasi süreci biz şu anda e, devam ettiriyoruz. Ülkede kalıcı bir e, siyasi e, çözüm olur. E, Anayasa Komisyonu işte bu ayın sonunda ilk toplantısını yapacak. Biz de destek veriyor. Sayemizde kuruldu yani bu Anayasa Komisyonu. Birleşmiş Milletler'in tabii liderliğinde ama Türkiye, Rusya ve İran'ın sayesinde kuruldu. Onu söylemek isterim. Ayrıca son toplantıda hem Putin hem Ruhani Türkiye özel olarak teşekkür ettiler. Bir işi kolaylaştırmışsınız. Onu. Elbette. Yani kurulması konusunda, isimler konusunda, evet, isimler konusunda gereğini yaptık. Aynı şekilde usul kurallar kuralları konusunda kararlar nasıl alınacak, yapılanması nasıl olacak? E, iş tüzük diyelim ya da usul kuralları. Bunla, bu konuda da çok büyük katkılar sağladık. Sadece iki ülke değil BM'de sürekli bize teşekkür ediyor. Gerçekten biz Türkiye olarak yanı başımızda Suriye'de e, barış ve huzur istiyoruz, istikrar istiyoruz. Bu bizim için de önemli. O nedenle ancak bu süreçten sonra e, yine Suriye'de kurulacak bir hükümetle o zamanki şartlarda Adana mutabakatını güncelleyelim mi, genişletelim mi, nelere ihtiyaç var o zaman oturulur, konuşulur her iki tarafın yararına uygulanabilecek bir hale getirilir. Ama şu anda mevcut bir Adana mutabakatı var. Adana mutabakatından da kaynaklanıyor esasen bizim oraya girme hakkımız. Evet. Yani uluslararası hukuktan bahsederken iki ülke arasındaki anlaşmaya, mutabakata da yani vurgu yaptık bildirimlerde bulunurken evet. e, değişik kurumlara ve ülkelere. Sonuçta ileride e, gündeme gelebilecek bir konu. E, efendim Ezüdün <laughs> bu bu e iki konu daha var. Onları da konuşalım. Mutabakat muhtarasının tüm maddelerine değinmiş olalım böylelikle. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kullanıştırmak maksadıyla ortak çalışma. Bu nedir? Yani orada sıkıntılı olan bölgelerde siz Rusya'dan yardım mı isteyeceksiniz? Ya da oradan gelecek olan mültecilerin burada diyelim ki sizin şu anda 125 kilometreye 30 ya 125 genişlik 30 kilometre derinlikteki Tel Abed arasında bir Diyelim ki bir e, Sen Cumhurbaşkanımızın e, zikrettiği zaman zaman Avrupa Birliği eğer yardımcı olursa buraya bir bahçeli evler yaparız dediği. Hı. Böyle bir şey mi var kafanızda? Bundan Tüm bu bundan konu bağlantı. gündeme geldi. Her şeyden önce burada ne diyor? Gönüllü ve güvenli dönmesi. Yani Suriyeli göçmenler kendini güvende hissediyorsa, hissedeceğine inanıyorsa dönüyor. 365 bin kişi oradaki şartların hepsi mükemmel olduğu için dönmedi. Teröristlerden arındırdığımız için burayı güvenli gördükleri için evlerine döndüler. 365 bin kişinin dönmesi kolay bir süreç değil. Biz bir taraftan da şimdi komşu ülkeler olarak Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak olarak bir konferansa eş ev sahipliği yapmak istiyoruz. Mültecilerin geri dönüşüyle ilgili bir konferansa. Ve bunun birçok boyutu var. Şimdi kendini güvende hissedebilmesi için özellikle rejimin kontrol ettiği bölgelerde rejimden garanti alınması lazım ve bunun denetim altında olması lazım. Yani uluslararası örgütler, insan hakları örgütleri bunu gözlemleyebilmesi lazım. Çünkü insanların endişesi var. Diğer taraftan bunun ekonomik boyutu var. Diğer taraftan insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması var. Şimdi bu bölgelerde ve ötesinde eğer şey olursa Rusya'da sahada sağda bir aktör yani Rus e, Suriye'de uzun zamandır Rusya bir aktör dolayısıyla e, buralarda da birlikte çalışacağımıza göre göçmenlerin dönmesi konusunda da birlikte çalışacağız bu konuda bir endişemiz yok ama bu işin Cumhurbaşkanımızın e, BM Genel Kurulu marjında tüm liderlerle sözlü ve e, proje projemizde hazırdı <laughs> bir dosya halinde paylaştı konuların yerine getirilmesi yani mülteciler için gerekli altyapının oluşturulması bakımından da belki bir donaller konferansının da düzenlenmesi gerekiyor. çünkü bu tek başına Türkiye'nin ve Rusya'nın yapacağı bir şey değil. Özellikle Avrupa ülkeleri ne diyor? Suriyeliler bize gelmesin. Suriyeliler size gelmesin diyorsanız o zaman yani Türkiye'deki Suriyelilere verdiğiniz destek konusunda zaten sürekli açıklamalarımızı yapıyoruz. Tatmin edici bir düzeyden halen uzak. Ama diğer taraftan harekat başladıktan sonra da geri dönenlere yardım etmeyiz demeye başladılar. E, işte demografiyi değiştireceksiniz vesaire biraz önce onları anlattım. Sonuçta o, o ortamda şu anda ortadan kalktı. Önümüzdeki günlerde yine <laughs> Sayın e, Boris Johnson'ın da Cumhurbaşkanımıza teklif ettiği gibi NATO içinde 3 Avrupa, Avrupa ülkesiyle bir araya gelme ihtimalimiz var. Bunları konuşuyoruz. Ve e, sonuçta buraya dönmek isteyen insanlara da herkesin yardım etmesi lazım. İnsanlar evine dönmek istiyor artık. Burada herkesin üzerine düşecek görevler var. E, rejim dahil, içeride şu anda tüm unsurlar dahil. Rusya da önemli bir aktör zaten. Efendim, bilim, <gülüyor> muhterem <gülüyor> uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihtas edilecektir diyor. Bu dış işlerinden mi oluşur, askerden mi oluşur, ikisi birlikte bir, bu nasıl bir yapı? Her şeyden diyor. önce sahada zaten askerlerimiz var. Ee, askerlerimiz e, burada e, önemli e, rol üstlenecek. Diğer taraftan istihbaratımız da tabii e, üzerine düşeni yapacak. Çünkü e, istihbaratın da burada katkıları çok önemli. Bunun bir de diplomasi ayağı var. Dışişleri Bakanlığı olarak biz de yine aynı şekilde katkı sağlayacağız. Dikkat ederseniz zaten Amerika ile oluşturduğumuz görev gücü yine Rusya ile yürüttüğümüz bundan önce İTLİB dahil tüm müzakerelerde kim var? Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbaratımız var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kendi aramızda uyumlu bir şekilde bu süreci beraber yürütüyoruz, birbirimize destek oluyoruz, herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya Benzer çalışıyor. Yapıyoruz. Benzer bir şey de tabii önemli olan burada sahada askerlerimizin ve yine bu mekanizmanın özellikle kurulması kurulacak mekanizmanın mekanizmanın burada sahadaki gözetimini kim yapacak ya da kim katkı sağlayacak? Askerlerimiz ve istihbaratımız. Biz de. Masada. Ee, masada, yani sahada ve masada Peki güçlü de, Türkiye de. olarak e, üzerimize düşeni birlikte, arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Önemli olan burada iyi niyetin olması. Yani burada herkesin verdiği sözü tutması ve mutabakata bağlı kalması. Ve ondan sonra e, biz e, Suriye'nin geleceği için e, çabalarımızı daha da birlikte yoğunlaştırırız. Rusya ile bugün geldiğimiz nokta nasıl başladı? Halep'te başladı. Dikkat ederseniz, hatırlarsanız Halep'te 45 bin insanı katledilmekten kurtardık biz. Evet. Rusya ile işbirliği yaptık. Sonra İran'ı da işin içine katarak o günden bu yana Astana süreci, Soçi süreçleri işte anayasadan bahsettik. Rejim ve muhalifler arasında zorla alıkolunan insanların değişimi dahil birçok güven arttırıcı adımları da bu süreçte atılmasını da sağladık. Yani o günden bu yana başlattığımız Rusya ile iş bildiğimiz bana göre dünkü e, mutabakat muhtırasıyla da adeta e, taşlanmıştır. Bundan sonra e, iş daha da arttıracağız. Sayın Cumhurbaşkanı bu tarihi bir mutabakat olarak e, nitelendirdi dün e, Sayın Putin ile ortak basın toplantısında. E, biz de şöyle bir baktığımız zaman bütün e, yani e, diğer iki operasyonu da e, o şekliyle değerlendirirsek. Türkiye'nin öncelikleri kendisi için tehdit oluşturan unsurların buralardan çekilmesi, sınırlarının güvenliğe alınması, mültecilerin dönmesini temin ve Suriye'nin toprak bütünlüğü. Tamamı elde edilmiş gibi görünüyor. Kamışlı dışında 10 kilometrelik bir devriye söz konusu burada. Şehir merkezlerini mi kastediyorsunuz önce onu sorayım. Yoksa 10 kilometre tüm... derinlikte her yer. tamamen. Şehir merkezi değil. İhtiyaç duyulan Kısal her yerde, yerde Hı -hı. her yerde. Onu kimler karar verecek, nerede, ne zaman devreye e, yapılacağını e, Türkiye ile Ruslar, askerlerimiz birlikte e, karar verecekler. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan her yerde zaten sınırımızın öbür tarafında ne olduğunu, bugüne kadar neler yapıldığını, YPG'li teröristlerin, PKK'lıların orada hangi faaliyetlerde bulunduğunu askerlerimiz de, istihbaratımız da gayet iyi bir şekilde e, biliyor. Şimdi Hatta ben... sınırımızın bu tarafındaki... Ee, yine yönet, valilerimiz, kaymakamlarımız, e, emniyet e, istihbaratımız yani içeriden de dışarıdan da öbür taraftan da iki taraftan da nelerin olup bittiğini gayet güzel bir şekilde biliyoruz. Tespitlerimiz var. İhtiyaca göre bu baştan sona kadar e, 10 kilometre derinlikte her yerde şehir içi, şehir dışı fark etmez devriyeler e, yapılacaktır. Devriyelerin bir zaman sınırı var mı? Yok, bir zaman sınırı yok. Burada bu e, şu anda Suriye'de kalıcı bir e, çözüm çözüme ulaşıncaya kadar, hı hı. yani seçimler de dahil, o, neyse, o, o zaman neyse, bunlar hepsi işte, o zaman e, Suriye ordusunun e, tekrar, şimdi Irak'ta bu çabalar var biliyorsunuz, farklı farklı gruplar evet. vardı. oluşturulması, buralarda yine güvenliği tesis edecek kapasiteye ulaştırılması gibi noktalara kadar bunun devam etmesi gerekiyor. Çünkü e, teröristler buradan çekildi ama biz e, önemli bir kısmını yine e, Afrin bölgesinde yine e, Elbap, Cerablus bölgesinde, Daesh, terör, biz teröristlerin, terör örgütlerinin hepsiyle mücadele ediyoruz. Burada yine en son Barış Pınarı Harekatımızı etkisiz hale getirdik ama daha sağda teröristler var. Yani bunlarla da mücadelemiz bitecek anlamına gelmesin. Her yerde teröristlerle mücadelemizi biz sürdüreceğiz. Dolayısıyla bunun herhangi bir süresi olmaz. Çekilmenin süresi var da ondan sonraki süreçte Suriye'de siyasi çözüme kadar biz bunları devam ettirmek istiyoruz. Sayın Bakanım biz Güney komşumuzda aramızdaki e, sınırın sıkıntılı olduğu iddiasıyla yaklaşık 6-7 yıldır süren bu e, sıkıntı içerisinde son bir buçuk yılda özellikle hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem de sizden defalarca şu biraz evvel anlattığınız şeyleri tam böyle olarak dinledik. Muhtemelen e, muhataplarınız da dinlemiştir. Şimdi geldiğimiz noktada bunu elde ettiğimizi görüyoruz. Burada bir tuhaflık var. Yani siz zaten yaklaşık iki yıldır benzer şeyleri tüm zeminlerde dile getiriyorsunuz. E, muhataplarınız da aynı. Aynı insanları anlatıyordunuz. Ne oldu da birdenbire bu insanlar ikna oldular? Eksik mi anlatıyordunuz Sayın Bakanım? Yok eksik anlatma yok. Gerçekten anlatma e, anlatmayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Haklı davamızı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her yerde güçlü bir şekilde anlatıyoruz. Daha önceki harekatlarımızı da anlattık. Hatta burada tepki çok gelince acaba iyi anlatılamadı mı diye de yine bazı soru işaretleri de oluştu. Ama şunu söylemek isterim. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın yaptığı telefon görüşmeler, ikili görüşmelerin dışında benim yaptığım telefon görüşmeleri ve ikili görüşmelerin yanında Milli Savunma Bakanımızın keza öyle. Yani muhataplarımızla görüşmemizin dışında biz bu harekatı anlatan bildirimi daha önce yapmadığımız Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi diğer uluslararası örgütlere dahil herkese çok güzel anlattık. Neden oldu? E, niye yapmak zorunda kaldık? Ve e, hangi e, BM şartının, hangi madde 51. maddesinden hukuki zemini dahil, e, BM Güvenlik Konseyi kararları dahil, Adana mutabakatı dahil çok güzel bir şekilde anlattık. Ee, anlamak istemediklerini de gördük. Oyun e, bozuldu. Burada anlatma konusunda başından beri hep, e, ta Suriye e, sorununun başladığı günden bu yana anlatıyorduk. Şu güvenli bölge meselesini hatırlıyorum sayın cumhurbaşkanımız. O kadar güzel anlatıyordu ki böyle yaşayarak anlatıyor. Yani insanların Belki dönmesi Obama için ta Obama ya. işte burada havadan korunması zor evet. dedi. O karşı çıktı bu karşı çıktı. Ama en sonunda Trump'ın kendisi teklif etti. Şimdi ne demeye çalışıyorum? Anlatma konusunda sıkıntımız yok. Ama biz esasen dengeleri son bir buçuk yıldır değiştirdik. Önce işe karşı Fırat Kalkanı harekatımız. Sonra YPG, PKK'ya karşı... Yine zeytin dalı harekatımız ve en sonunda yine barış planı harekatımızla artık dengeler tamamen değişti. Yani bu ne, nedir biliyor musunuz? Biraz önce söylediğim gibi sahada ve masada güçlü olmaktır. Olmanın neticesidir. Sahada burada kazanımlarımızı kaybetmemek için masada da mücadelemizi aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde veriyoruz. Ve bu harekatımıza tepki gösterseler de şimdi bu harekatımız, harekatımız neticesinde, biz herkes sonunda meşruiyetini de kabul etmek durumunda kalıyor. ve ondan sonra şimdi bizimle herkes tekrar çalışmak arzusunda. Avrupalılar da dahil en çok tepki gösteren. Amerika'daki şu süreçte bize en muhalif olan siyasetçiler de dahil şimdi isimler vermeyeyim. Tekrar geri dönmeye başladılar bizimle çalışmaya başladılar. Yani sahada varsanız masada da varsınız. Masada güçlüyseniz sahadaki kazanımlarınızı da kaybetmezsiniz. Yani bunlardan dolayı şu anda dengeler değişti. Haklı mıyız? Sonuna kadar haklıyız. Vicdanen rahat mıyız? Evet rahat rahatız. Çünkü sadece teröristleri biz hedef alıyoruz. bize yönelik birçok çirkin karalama şeyleri propagandasını biliyorsunuz. hemen ortaya sürdüler. Ama biz gerçekten bu konularda çok hassasız. Siviller konusunda hassasız. İşte en son bu kimyasal silah kullandığı tiyatrosunu da oynadılar. Sonra perde arkasından nasıl oynadıkları da çıktı. Gerçekten bunların da içine düştüğü aziyetin bir göstergesidir. Sadece e, bu PKK'lıları, YPG'lileri söylemiyorum. E, Batı'nın da bu çifte standart ve iki ikiyüzlülükten dolayı içine düştüğü azide bu süreçte de gördük. Sonuçta e, dengeleri değiştirdik, haklıyız. O nedenle de e, bizim haklılığımızı artık herkes kabul etmeye başladı. <laughs> bir metin ee, Dün akşam e, Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir görüşme yaptınız Bu Barış Pınarı Harekatı Bölgesindeki YPG unsurlarının Çekildiğine dair size garanti verdi e, Şimdi aynı e, Mimalde e, bu 10 kilometrelik Hattı e, Ruslarla Konuştunuz. Rusların e, YPG, PKK'ya böyle bir şey Yaptırma e, gücü var mı? Bir bunu sormak <laughs> istiyorum. Çünkü bugün Az önce Kremlin'den de bir açıklama geldi e, Peskov'un bir açıklaması var eğer Kürtler daha doğrusu PKK bunu ıı, kabul etmezse, çekilmeyi kabul etmezse Türkler üzerinden geçecek diye bir açıklama yaptı. Böyle evet. bir evet. güçleri var mı efendim? Yani, yani özellikle dördüncü maddede Kürtler diye e, Kürtler diye bir tabir kullandılarsa biz buna karşıyız. Dün Cumhurbaşkanımız da birkaç defa düzeltme ihtiyacı duydu. Lütfen Kürtler demeyelim. YPG evet. unsurları zaten eee muhtırada da görüyorsunuz YPG evet. unsurları e, diyor. Dolayısıyla e, şimdi ee, burada yani, Kürtlerle teröristleri iyi ayırt etmek <laughs> lazım. O gün mecliste de bunu söyledik. PKK eşittir Kürtler demek Kürt kardeşlerimize hakaret küfürdür. Bunu tüm oradaki MHP dahil, İyi Parti herkes, CHP'de, AK Parti'de dahil herkes e, bu konuda gerçekten gördüm ki herkes hemfikir. E, Kürt kardeşlerimizi ayırt etmek lazım. Diğer taraftan e, dün e, bu arada ABD bir Dışişleri Bakanı, bir düzeltme yapayım YPG PKK olarak tanımlamışlar. Yani YPG olarak. Ah, tamam. O zaman zaten Psko Türkiye'yi bilen en en iyi bilen insanlardan birisi. Hatta Dün espri de yaptık. Bir ara Lavrova dedim ki Cumhurbaşkanlarının başkanların huzurunda Sergey dedim sen Türkçe'sini oku ben Rusçasını okuyayım dedim. Meydan, meydan okur Evet. <laughs> Dediler Sergey'in e, Rusçası e, daha işte Türkçesi daha o kadar iyi değil. E, diğer taraftan Putin dedi ki Peskov olsa dedi hem Türkçesini hem Rusçasını hem de İngilizcesini <laughs> yapar diye. Peskov da kulağını orada değil ama çınlattık. Sonuçta Peskov gerçekten e, Türkiye'yi ve e, PKK, YPG terör örgütünü de çok iyi bilen birisi. E, Türkçesi de iyi böyle dedilerse güzel. Şimdi önce dünkü telefon görüşmesinden bahsediyordum. Ona tekrar geri döneyim. Pompeo dün beni aradı. Başkanın talimatıyla, başkan yardımcısının talimatıyla aradı. Ve ABD askeri birimlerinin bizim askeri makamlarımıza yazılı olarak buradan YPG'li unsurları çıkarttık bildirisini, yani bilgisini teyit etti kendisi de sözlü olarak telefonda teyit etti. Bundan sonraki süreçte de e, biz e, tabii ki e, birlikte bu e, ABD ile yaptığımız bu mutab mutabakat çerçevesinde ne olup ne olmadığını e, görüşmeye veya da bilgilendirmeye devam edeceğiz. Biz de ben de şunu söyledim: Biz tabii ki sizden gelen bu yazılı e, teminatı kabul ederiz. Ama şu da bilinsin ki e, sahada e, karşımıza Herhangi bir unsur, te, YPG PKK unsuru, teröristi çıkarsa da tereddüt etmeden temizleriz. Zaten geride bıraktığı silah mühimmat gibi konularda zaten gerekli işlemler e, yapılıyor. E, diğer taraftan e, Rusya'nın bu yaptığı açıklamayı önemsiyoruz çünkü dün Putin de Cumhurbaşkanımıza aynısını söyledi. Biz onlara çok güçlü bir ultimatum vereceğiz ve o zaman çekilmezlerse de zaten siz gereğini de yaparsınız. Biz onlara da bunu aynı şekilde söyleyeceğiz. Eğer çekilmezseniz, sizi biz de hiç çekiliriz. Hiç kimse sizi korumaz. O zaman Türk ordusuyla karşı karşıya kalırsınız şeyinin dünkü teminatın ya da eee taahhüdün yazılı bir açıklamasını da bugün sizlerin aracılığıyla öğrenmiş olduk. Yani dünkü Putin'in Cumhurbaşkanımıza söylediği doğrultuda bir açıklama olmuş. O yüzden de biraz da hızlı attı. Yani Rusya hemen, e, evet, hemen. Sö sözünü yerine getirmeye başlamış. Bu önemli. iki e, ortak arasında e, sözlerin tutulması gerçekten yani güven e, çok önemli. Teşekkür ediyoruz e, Ömer Faruk Tokat. Sayın Bakanım benim sorum Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonraki tutumuna ilişkin olacak. Son haftalardaki bu gelişmeleri dikkate aldığımızda ABD'nin Suriye meselesine dair ne tür bir bu konuda ne tür bir rolü olacak bundan sonra? Bir de müsaadenizle ikinci sorumda, rejimin YPG-PKK ile anlaşması iç içe e, varlık göstermesi durumunda Türkiye'nin tutumu ne olur? Şimdi ikincisinden başlayalım. Yani YPG-PKK kimle iş tutarsa tutsun, e, biz gereğini yaparız. Yani Bu teröristleri her yerden temizlemek bizim boynumuzun borcudur. Milletimize de sözümüzdür. Bu FETÖ olur. FETÖ ile de mücadelemizi devam ettiriyoruz. Geçen gün biliyorsunuz Meksika imamı da. Yine ülkemize e, getirildi. E, biz ter yine aynı şekilde DAEŞ'le mücadelemizi sürdüreceğiz. PKK, YPG ile de mücadelemizi sürdürürüz. Rejimle YPG, PKK işbirliği yapabilir mi? Yapabilir. E, geçmişte de yani şu 9 yılda da çok denemeleri oldu. E, esasen e, Riyad Hicab'ı dinlerseniz, o zaman başbakandı Esad'ın yanında. Salim Müslim'i Kandil'den özellikle Esad davet çağırıyor ve yetkilendiriyor, destek de veriyor. Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını başlatsın diye. Riyad Hicab bunu belgeleriyle John Kerry'e de ve o zaman YPG'liler de hani sözde Kürt diyorlardı onlara. YPG'liler de siyasi sürece katılsın diyordu. Hem Ruslar diyordu o zaman ilk başta hem de Amerikalılar diyordu. Riyad Hicab'ın kendisi bizden daha iyi anlatıyordu bunların nasıl bir terör örgütü olduğunu. Sonuçta geçmişten de bunları hatırlayacak olursak ki Öcalan da terörist başı olarak orada uzun süre kaldı biliyorsunuz orada palazlandılar işbirliği yapabilir mi yaparlar ama o zaman biz de gereğini yaparız burada bunu açıkça söylemek lazım diğer taraftan Adana uygulanmasında Rusya'nın yardım etmesi de söz konusu bu. Mutabakata göre, dünkü anlaşmaya göre. Bu an, bu anlamda rejimi engeller mi? Ruslar? Şimdi Ruslarla bunu da konuştuk zaten esasen. Yani Cumhurbaşkanımız dün yolda gelirken de arkadaşların sorularına cevap verirken de bunu hatırlattı. Dolayısıyla Ruslar da böyle bir şeye müsaade etmeyeceklerin. Hatta Putin aynen şöyle söyledi. Böyle bir şeyi müsaade etmez. Rejim de kabul etmez. Geçmişte olabilir böyle şeyler. Çünkü şu anda rejim de e, YPG'yi, PKK'yı aynı sizin gibi görüyor. Bölücü bir terör örgütü. Tabi Rusya bu konuda kararlı da rejim konusunda biz esasen e, tamamen e, güvenemiyoruz. E, sonuçta e, önemli olan burada bu e, terör örgütlerinin meşruiyet kazanmaması. Burada diğer Kürtler tabii ki her yerde yönetimin de içinde olacaklar, sürecinde içinde olacaklar. Cumhurbaşkanımız ee, bu süreç başlamadan önce Esad'dan özellikle rica ediyordu. Ya diyordu bu insanlar da sizin vatandaşlarınız bizde de akrabaları var bunlara kimliğini ver pasaportunu ver hakların tanı biz bak neler yapıyoruz korkma bunlardan. Hakikaten de etkisi dolmuştu de başlamışlardı. Sonuçta e, ABD'nin rolü ne olacak? Şimdi ABD gördüğümüz kadarıyla bizim bu bölgelerden yani 30 kilometreden tamamından çekiliyor. Trump'ın açıklamalarından da bunu görüyoruz ama güney bölgesine ya da e, şeye Irak'a Irak'ın e, e, Irak batısına Suriye sınırlarına yakın yerlere geçecekleri e, görülüyor. Buralarda zaten Irak sınırları içinde yapılanmaları var. Bugüne kadar YPG'ye e, verdikleri silahların birçoğunu da Irak evet. üzerinden e, getirdiler. Biliyorsunuz. Dolayısıyla buralarda olacağı var. Bunların esas endişesi esasen yani burada bir PKK YPG terör örgütünü kurmalarındaki amaç da şudur. İran buralara gelmesin. Bunu da kim istiyor? İsrail istiyor. Yani bu süreçte en çok hayal kırıklığına uğrayan da İsrail. Bunu da e, söyleyelim. E, dolayısıyla e, aşağıdan İran'dan başlayıp Akdeniz'e kadar onların şeyiyle söylüyorum. Bir İran koridorunun oluşmaması için aşağılarda neler yapacaklar onu e, e, göreceğiz. Diğer taraftan ABD'nin bundan sonra yapacağı iş şudur, yani Suriye'de siyasi çözüme aynı bizim gibi katkı sağlasın. Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda ki bizim ortak açıklamamızda onlar da bunu kabul etmiştir ee, ya da anlaşmamızda. Ee, dolayısıyla ABD e, yine e, önümüzdeki süreçte neler yapacağını göreceğiz ama e, Trump tamamen çekileceklerini söylüyor. Ama Trump'ın... Bu kararını değiştirmek için de yoğun bir kampanya yürütüldüğünü, Lindsey Graham gibi senatörlerin de içinde olduğu bir grubun yoğun bir kampanya yürüttüğünü, bunu kongreye, bunu senatoya ve temsilciler meclisine de taşıttıklarını da görüyoruz. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Çünkü geçmişten bu yana son bir yıldan beri bile e, ABD'nin aldığı birçok karar oldu. Biz bu harekatı başlatma kararı verdiğimiz zaman, Cumhurbaşkanımız talimatı verdiği zaman, Trump dedi ki başlatmayın biz çekiliyoruz. Daha sonra tekrar geri geldiler güvenli bölgeyi beraber oluşturalım. Sonuçta bugüne kadar geldiğimiz noktayı sizler iyi takip ettiniz. Yani farklı kararlar, farklı uygulamaları görüyoruz. Ama şu bir gerçek ki artık YPG, PKK ile de istedikleri gibi bir yakın iş birliğini sürdüremeyeceklerdir. Evet, Sayın Öztürk. geçmeden evet, önce bir soru <laughs> Buyurun. Sayın Bakan Suriye Milli Ordusu'nun Barış Harekatı'na, Barış Pınarı Operasyonu'na katkısı konusunda neler söylemek istersiniz şu ana kadar? Ki Suriye boyunca... Milli Ordusu, ile Özgür Suriye Ordusu, gerçekten önceki harekatlarda da burada çok büyük katkı sağlamışlardır. <laughs> ve birçok insan görüyorsunuz Suriye Milli Ordusu'nun mensubu insanlar, esasen o bölgeden gelen insanlar ve Sahaya gittikleri zaman aileleriyle o e, buluşma hasret giderme e, sahneleri gerçekten insanları duygulandırıyor. Evlerini, görüyorlar, evlerini görüyorlar, yıllardır görememişler. Bu insanlar esasen kendi topraklarına dönme mücadelesi e, veriyorlar. E, teröristlerin işgal ettiği bu yerlerden temizlenmesi için bizimle beraber mücadele veriyorlar. Hem e, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, şimdi de Barış Pınarı harekatıyla ve çok sayıda da geç, o günde, bugün de e, şimdi yanlış hatırlamıyorsam 70 civarında e, şehit var. Suriye e, evet. Milli Ordusu'ndan. Evet. E, dolayısıyla gerçekten çok mücadele veriyor. O gün mecliste de söyledim. Efendim bunlar işte e, kalıntıları yok cihatçı yok şu yok bu. Dedim ki ya, bu insanlar DAEŞ'e karşı mücadele etti mi? Evet etti. Orada da şehit verdiler mi Fırat Kalkan? Verdiler çok sayıda. Şimdi DAEŞ'e karşı mücadele ederken iyi, YPG, PKK'ya karşı mücadele ederken birden DAEŞ artı oluyor, birden radikalci oluyor, birden işte cihatçı oluyor. Yani maalesef yani dışarıdakilerle mücadele ediyoruz da bizim şu içeridekilerin bu <laughs> e, yani e, ne diyeyim artık e, alıştık. E, bunları e, bunlara izah etmekten biz yorulmadık. Ama onlar da gerçekten bu işleri çarpıtmaktan yorulmadı. Sonuçta bunların yani Özgür Suriye Ordusu eskadıyla Suriye Milli Ordusu'nun bu süreçte de çok önemli katkıları olmuştur. 74'te şehitler var söylediğiniz gibi. Evet 70 civarında demiştim. Siz rakamı net söylediniz. E, Sayın Öztürk. Efendim ele geçilen DAEŞ'liler için bundan sonra nasıl bir süreç öngörüyorsunuz? Yakın zamanda gelecek olan DAEŞ'li veya aileleri var mı? Türkiye bunların ne kadar ilgili sorumluluk üstlenmiş durumda? Sağda ne tür çalışmalar var? Yabancı terörist savaşçıları Türkiye'den almak isteyen ve istemeyen ülkelerin durumu nedir? Bir ilave olarak DAEŞ'in yeniden canlanma iddialarının geçerliliği var mıdır? Yoksa bu e, bazı mihrakların ellerinde tuttukları bir kart mıdır? Bence bir kart. yani e, elbette bir boşluk olursa bundan en çok kim faydalanır? Terör örgütleri faydalanır. E, DAEŞ'in bir kere canlanması e, en büyük, çok kimi yönelik tehdittir. Türkiye'ye yöneliktir. Yani bizim sınırımızın hemen öbür tarafı hem Irak hem Suriye. Bu e, örgütün içinde çok sayıda yabancı terörist savaşçılar var. Bu yabancı terörist savaşçıların ya da DAEŞ teröristlerin bu ülkelere e, kendi ülkelerine geri dönme ihtimali var mı yok mu ne zaman olur bilinmez. Ama doğrudan bize yönelik tehditi Hemen e, daha ilk günden görebilirsiniz. Dolayısıyla Daesh'in canlanmasını en çok biz istemeyiz ve o yüzden de Daesh'le biz Fırat Kalkanı harekatımızla mücadele yaptık. Hiçbir ülke, yani burada Irak ordusunu kastetmiyorum, hiçbir ülke Daesh'li teröristlerle göğüs göğüse çarpışmamıştır ve 4000 civarında Daesh'li teröristi biz etkisiz hale getirdik. Sonuçta biz istemeyiz. Yani burada e, bir taraftan canlanmasını da istemeyiz. Diğer taraftan şu andaki DAEŞ unsurlarıyla da e, ne gerekiyorsa e, bunlarla ilgili onu yaparız, o adımı da atarız. Şimdi e, önce teröristlerden bahsedelim. E, Fırat Kalkanı Harekatımız bölgesinde de orada oluşturan hapishanelerde DAEŞ'liler var. Zaten yargılama süreci her şey dahil burada devam ediyor. İkincisi Fırat'ın doğusunda şu anda bizim bulunduğumuz bölgelerde ele geçirdiğimiz DAEŞ'lerle ilgili bir, eğer Türk vatandaşıysa ki az sayıda Türk vatandaşı da var geçmişten oraya. Türkiye'de de birkaç terör saldırısı olmuştu hatırlayacaksanız. Türk vatandaşı da zaten hemen getirip hapishanelere koyuyoruz, yargılama süreci başlıyor. İki, oradaysa yani yabancı terörist, savaşçı ve Suriye kökenli, Irak kökenli ise... Orada zaten hapishaneler var. Onlar orada tutuluyor. Biraz önce de bahsettim. Ve e, burada e, ABD'nin de sürekli e, Trump'ın gündeme getirdiği bu insanları, yabancı terörist savaşçıları ülkelerine geri göndermek gerekiyor. Bu ülkelerin de alıp kendi ülkelerinde yargılaması lazım, sorgulaması lazım. ve Şimdi Kaynak ülke Avrupa ise diyorsunuz. Kaynak Avrupa olabilir, başka olabilir sadece Avrupa'dan değil her yerden var. Bizim yakaladığımız yabancı terör savaşçıları etnik kökenine baktığımız ya da vatandaşlığına baktığımız zaman 125'ten fazla ülkeden yabancı terör savaşçı gelmiş. Suriye. Orada prosedür nedir? Ne Tabii Japon, Koreli bile vardı geçmişte. Sonuçta nedir? Biz birçok ülke içinde ya da girerken yakaladığımız yabancı terör savaşçıları o kaynak ülkelere geri gönderdik. Hatırlayacaksanız başlangıçta bunlarla ilgili hiçbir işlem yapmıyorlardı. Ne evet. zamana kadar yapmıyorlardı? Paris ve Brüksel saldırılarına evet. kadar. Paris saldırısı dönüm noktası oldu. Ve o ikisinde de iki saldırıda da bizim onlara iade ettiğimiz e, terörist yabancı terörist savaşçılar da vardı. Yani teröristler vardı. Dolayısıyla şimdi bu ülkelerin alıp esasen herkes kendi vatandaşını alsa ülkesinde bunları yargılasa, sorgulasa, kontrol altında tutsa Meselenin büyük bir bölümü çözülür ve kimse endişe içinde olmaz. Çünkü orada hapishanede olduğunu bilirler. Ama maalesef bugün bazı ülkeler bunları geri almak için vatandaşlıktan çıkarıyorlar. Hmm. Bu bir çözüm değil ki. Yani Trump'ın da isyan ettiği nokta bu. Kimse almak istemiyor. Diyelim ki almadılar. O zaman biz burada tutarız. Ve şu anda zaten bir çalışma grubumuz var. Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığımız ve istihbaratımızın içinde olduğu çalışma grubu her ihtimale karşı neler yapılacak? Yani geri gönderme konusunda neler yapmamız lazım? E, gitmezlerse yargılama konusunda neler yapmamız lazım? Bunları zaten biz şu anda çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu çalışmayı başlattık. Diğer taraftan bir de kadınlar, çocuklar var. Yani bu teröristlerin yani salınması mümkün değil. Öyle veya böyle. Çünkü saldığın zaman yine ilk kime saldırır? Bize saldırır. E, gerekli tedbirleri almak bizim kendi güvenliğimiz bakımından e, her şeyden önce önemlidir. Şimdi kadın ve çocukları ne yapacaksınız? Bazı kadınlar savaşmak için geldi. Onlar da terörist. Ama bazıları da bunların 14-15 yaşında e, çocuklar bunların ideolojisine kanarak gelip bunlarla evlendiler. Şimdi ortada kaldılar. Çocuklar var. Şimdi bunları topluma kazandıracak mıyız? Geçmişte bu hatayı yaptın nasıl olsa deyip atacak mıyız bunları? Ne yapacağız? Bunların Bunları rehabilite edebilecek miyiz? Bunları topluma, özellikle çocukları topluma kazandırabilecek miyiz şimdi? E bunu da yapmamız lazım. Bu ülkelere, kaynak ülkelere diyoruz ki bak bunlar sizin kadınlarınız ve onların çocukları. Dağışçılar ölmüş ya da kaçmış gitmiş, orada da kalmış. Bu bir insani konu. Birçok ülke, ülkeye biz çok yardımcı olduk. Yani bizim Ortasya kardeş ülkelerimiz dahil, hatta hava sanıtsının kullanılması ve oradan e, tabii YPG'nin kontrol ettiği yerlerde YPG bunları tutuyor, bir silah olarak e, kullanıyordu ve e, özellikle de ülkeler bizi muhatap alsın diye bunu e, kullanmaya çalışıyordu, meşruiyet kazanmak için de kullanıyordu. Ama gerek Irak'ta gerekse Suriye'de birçok e, kadın ve çocuğun kendi ülkelerine gitmesi konusunda biz Türkiye olarak çok yardımcı olduk. Özellikle de Irak'tan çok sayıda çocuğu ve kadını, bizim vatandaşımız olan çocuğu ve kadını getirdik. Tabii kadınların bazıları e, yargı e, sürecinden geçiyor, sorgulanıyor e, ve o mahkeme kararlarını da takip ediyoruz. Neticede bu kadınların ve çocukların tekrar kazanılması gerekiyor. Bunun birçok boyutu var. Sadece terörle mücadele değil, insani boyutu. Ve Türkiye olarak da tüm boyutları konusunda en hassas ülke biziz gerçekten. İnsani konularda gerçekten devletimizle, milletimizle bir vatandaş olarak her şeyden önce gurur duyuyorum. İnsani konularda kimse bize ders veremez ee, ve örnek şu anda gösteriliyoruz. Efendim bu konuda Trump'ın bir açıklaması vardı bazı Avrupa ülkelerinin yumuşamaya başladığına dair. Daşlı işte ilgili. Bunlar neyi kastediyor acaba? Valla bizim harekatımız herkesi yumuşatmaya başladı. <laughs> başarıdan sonra. Önce başlangıçta değil de. E, ve Amerika'nın gerçekten bu ülkelere de çok ciddi baskıları var. Hatta tweetlerin de atılacaksınız. Sert şeyleri de var. Söylemleri de var. E, ben ustup konusunda bir şey demem ama haklılık payı var. Kardeşim bu sadece bu ülkenin Suriye'nin sorumluluğu değil ki. Suriye'nin böyle bir kapasitesi yok. Sadece transit ülke diye, komşu ülke diye Türkiye'nin ya da diğer komşu ülkelerin de sorumluluğu değil. Hani terörle mücadelenin tüm boyutlarıyla beraber uluslararası işbirliği çok önemliydi. O zaman sen de üzerine düşeni yap. Efendim bana göçmen gelmesin, efendim benim vatandaşım da olsa bunları geri almayayım, suya sabuna dokunmayayım, güven içinde yaşayayım. Böyle bir dünya yok artık. Bana da gelmesin, oraya da gönderme. Sen evet, de oraya da gönderme, buna da gelme, bana da gelmesin. <laughs> Teröristler hiç gelmesin, benim vatandaşlığımdan da çıksın. Yani ben hiç suya sabına dokunmayayım güven içinde yaşayayım. Böyle bir dünya yok. Sen de hiç kimse güvende değilse sen de güvende değilsin. Evet. E, Sayın Bakanım dün siz ile görüştünüz. E, yolculuktaydınız Soçi dönüşü Türkiye'ye dön, dönerken geç saatlerde. E, siz havadayken muhtemelen e, saatte doldu. Yani Amerikalılarla yaptığımız mutabakatın YPG'nin çekilmesinin ilişkin süreci e, 22 itibariyle dolmuş oldu ve orada bir Sayın Cumhurbaşkanımızdan da ee, savunma bakanından aldığım bilgiye göre Amerikalılar mutabakata tam manasıyla uymuş. Her şeyi tam olarak yerine getirmiş değiller. Eğer böyleyse e, biz işimize daha büyük bir kararlılıkla devam ederiz. Hareket devam eder e, uyarısı gelmişti. Sonra sizin açıklamanız Pompeo'dan ben teminat aldım. Yazılı olarak da askerlere bildiriyorlar açıklamanızdan sonra. Milli Savunma Bakanımız bir açıklama yaptı. Gece geç saatte bir gibi e, ve e, maddeler halinde amaçlara ulaşıldığından e, mütevellit harekatın ilerlemeyeceğini bir manada mutabakatın bir sonucu olarak onların çekilmesiyle Hı. dururlar. Amerikalılarla mutabakatınızda böyle bir ifade var. E, Tel Abyad ve Rasulayn ki dört şehir e, ilçe merkezi diyelim. Aynül Arap ve e, Kamışlı şehri de buna dahildi. E, Tel Abyad ve almış olduk. Bazı maliyetleri oldu bize ama diğer kısımda en az zayiatla, en az maliyetle harekatın tüm sonuçlarıyla gerçekleştiğini e, gördük. Bundan sonraki süreçte Barış Pınarı harekatı bittiğine göre savunma Bakanlığı açıklamasıyla Burada bulunmanızın hukuki zemini ne olacak ve ne kadar daha burada duracağımıza ilişkin bir bir öngörünüz var mı? Şimdi öncelikle şuna bir açıklama getireyim. E, tabii Amerikalılar 120 saat içinde çekme taahhüdünde bulundu. Dün bazı tereddütler vardı. E, Hulusi Paşa'm da e, sahadaki e, askerlerimizden aldığı e, bilgileri de aktardı. Fakat burada net olmayan şeyler vardı. Dün hemen e, Soçi'den döner dönmez askerlerimiz ve istihbaratımız bir araya geldi, tüm bu bilgileri değerlendirdi. Diğer taraftan ABD'den de tamamen çektik mektubu geldi ve ABD'nin bu tamamen çektik şeyle sonra bilgilerin tekrar değerlendirilmesiyle bu karar alındı. Ee, ama şunu açıklamak isteriz. Bu kararı aldık bundan sonra burada teröristlerle mücadele etmeyeceğiz anlamına gelmez. Eğer varsa ki çekilmeyen e, in diyelim ki tünellere saklandı, inlerine indi. Eğer varsa zaten e, ABD ile müzakere ederken ABD'liler şunu da söylemişti. Bu 120 saat içinde YPG tarafından bir e, ihlal olursa, taciz olursa karşılık vermek sizin hakkınızdır dediler. Ki verdik de. Taciz verdik verdi, de tabii. Yani fazlasıyla e, karşılık verdik. Ve dün de bunu bir kere daha kayıtlara geçirdik. Evet sizin verdiğiniz bu teminatı aldık. E, bir e, yazılı teminattır bunu cebimize koyduk. Dolayısıyla buna e, istinaden ve bilgilerin tekrar değerlendirilmesi neticesinde biz de şu anda bu harekatı bu şekilde durdurduk. Ama bu buradan çekileceğimiz anlamına gelmez. Burada varız. Bu neyle teyit edildi? ABD ile vardığımız mutabakatla da teyit edildi. Dün Soçi muhtırasında da son derece e, net bir şekilde e, var. Yerleşik ve üçüncü oluyor. maddede Telabiyat ve resul Ayn'i içine alan 32 kilometre derinliğindeki mevcut barış pınarı harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir. Yerleşik Bunun bir süresi bir yoktur. Var. Dolayısıyla evet, artık ABD ile vardığımız mutabakatta da budur. Için bir, buralarda varsa bir terör kalıntısı bunu temizleriz. İki Buralar güvenli bölge oluşması lazım. Mültecilerin. Ondan sonra e, Afrin ve e, yine Cerablus, Elbap bölgesinde olduğu gibi mültecilerin dönmesi için gerekli zeminin oluşturulması lazım. Tabii şu anda bu teröristlerin burada sığınakları var, ondan sonra mühimmatları var, e, birçok e, altya tuzakları de. var. Bunların tamamen temizlenmesi lazım. Varsa silahlar. Bunların tamamen el konulması lazım, temizlik yapılması lazım. Epeyce zaten silah ve mühimmatı bizimkiler havadan özellikle e, uçaklarımızda de. ve sihalarımızda e, e, yok ettiler. Dolayısıyla daha yapılacak çok iş var. Yani bu e, harekatın bugün durdu her şey bitti anlamına gelmez. Sağda var olmaya devam edeceğiz. Bunu iki ülkede teyit etmiştir. Ve bundan sonra atılacak güvenli bölge oluşması için atılacak adımları da bu sefer diğer e, birimlerimizle birlikte yapacağız. Şimdi askerlerimiz burada var. Suriye Milli Ordusu'yla beraber. Tabii ki afadımız olacak, Kızılayımız olacak. Sonra eğitimle ilgili çalışmaları olacak. Aynı şekilde e, buralarda e, yine istikrarı oluşturmak için yerel yönetimlerin kurulması lazım. Yerel halkın buralarda e, yine e, çok memnunlar görüyorsunuz. Nasıl karşıladılar bizim e, askerlerimizi? Ee, ...gerçekten insan yine çok duygulanıyor bunları görünce. Yani özgürlük gibisi yok bu insanlar yıllardır bu terör örgütünün baskısı altında yaşıyorlardı. Ee, şimdi mutlular ama bunların beklentilerini de karşılamak için gerekirse emniyetimiz gidecek... ...bölgedeki valilik, valilerimiz, kaymakamlarımız devreye girecek. Yani buralarda Afrin ve e, Elbap cerablus bölgesinde ne yaptıysak artık buralarda yapacağız ama teröristler e, konusunda da hassasiyetimiz aynen devam ediyor. Herhangi bir terör unsuru varsa hiç tereddüt etmeden gereği yapılacaktır. Efendim biz de bildiğiniz gibi e, her e, üç operasyonda da artık üç e, Barış Pınar operasyonunda bit, harekatında bittiğini kabul edersek hem Fırat Kalkan'ında hem Zeytin Dalı'nda hem de Barış Pınar'ında e, alandaydık. Bizim e, muhabir arkadaşlarımız ki oradan e, yerel alttan da kullandığımız muhabir arkadaşlarımız vardı. Biz de bu söylediğinizi teyit edebiliriz. Yani hakikaten vatandaş Türk askerini gerçekten bir kurtuluş müjdesi olarak karşılıyor. Türk askeri ona gerçekten sıcak davranıyor. Sağlık taramaları yapılıyor, fırınlar açılıyor hemen. Orada yaşam başlatılıyor bir nevi ve işte mesela geçtiğimiz hafta ilk defa 4.5 yıl sonra bir cuma namazı kılındı Telabiyatta ve biz de bunu görüntülemiştik. Aslında bu bahsettiğiniz şeyler orada hayatın yeniden başlatılması için terörünle mücadele kapsamında bütün ülkelerin destek vermesi gereken işler. Ama bu bahsettiğimiz 3-6 milyar eurolar Avrupa Birliği ile alakalı o ödemeler kısmında. Şimdi sizden anladığım burada demografik yapıyı değiştiriyorsunuz mazereti kullanarak yine bir sürüncemede bırakılma riski var. Ama siz de bunu bir dolarlar toplantısıyla ve komşu ülkeler toplantısıyla aşmayı planlıyorsunuz herhalde değil mi? Tabii ki burada donörler toplantısının yapılması önemli. Bu sadece Türkiye'nin sorumluluğunda olan bir şey değil. Bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Geçmişte de aynı şekilde biz dörtlü zirvede de mesela Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya'da baktığınız zaman sonuç bildirgesine İstanbul'da. bu var. İstanbul zirvesinde, zirvesinin sonuç bildirgesinde de var. Yani buraya dönen insanların temel ihtiyaçları karşılanacak. Temel ihtiyaçlarda ne var? Okul. Barınma, barınma, gıda. sağlık, ee, gıda tabii ki olacak. Ondan sonra bunlar çark zaten kendiliğinden içeride dönmeye başlar. Su, elektrik, sağlığı biraz önce söyledim. Bunların hepsi hayatı derecede önemli. Bunların sağlanması lazım. Şimdi Batılıların şöyle bir argümanı var Avrupa Birliği kullanıyor. Efendim e, Suriye yeniden inşa, e, Suriye'de siyasi bir çözüm olmadan yeniden inşası olmaz tekrar işte savaş evet. olursa veya yıkılırsa diye. Tamam bu şöyle baktığın zaman doğru bir argüman. Fakat diğer taraftan insanların temel ihtiyaçlarını e, karşılamak gerekiyor. Yani bir şehri baştan sona e, tüm yıkılan binaları e, yakarak yıkarak yakılan yıkılan binaları tekrar inşa etmek veya bir şehir inşa etmek değil. Dönen insanları e, dönerli insanların temel ihtiyaçları nedir? Uluslararası kuruluşlarla beraber belirtilir. Ve bunları karşılamak maliyeti nedir? Ve bundan sonra bir donörler konferansı ve Cumhurbaşkanımız sürekli bunu söylüyor ve bu konferansta herkes ne yapacak? Üzerine düşeni e, yapacak, taahhütlerini yerine getirecek. Bugüne kadar sözlü olarak Suudi Arabistan'dan, Avrupa ülkelerinden epeyce taahhütler oldu ama e, sonuçta bugüne kadar herhangi bir e, somut adım da e, atılmadı belki bu donerler konferansı ile beraber bunun ilk adımını atmış oluruz yani somut adım. E, Sayın Bakanım müsaadenizle Brüksel'e bağlanmak istiyoruz. Şerife başaran karşında Şerif Hanım buyursunlar. <laughs> Sayın Bakanım, eee Brüksel'den saygılar. Ee, Barış Pınarı Harekatı'nın başından bu yana Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz gibi İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yanı sıra Fransız ve Alman liderler de Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediklerini açıkladılar. Avrupalı liderlerin yaklaşımını nasıl yorumluyorsunuz? Bir şey söylerim de gerçekten söyleme hakkımız da var. <laughs> Fakat samimiyetsizdi ve gerçeklerden çok uzaktı. Ee, biraz önce söylediğim gibi özellikle Fransa'nın e, burada e, bir e, PKK devleti, YPG devleti kurmak için çok çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bunun e, bu, ve harekatımızla birlikte büyük bir hüsrana uğradıklarını, hayal kırıklığı yaşadıklarını da biliyoruz. Açık açık söylemek lazım bunları bildiğimiz şeyler olduğu için. Dün Rusya'da da bunlar teyit edildi. Gerçekten amaçları e, buydu. E, sonuçta büyük bir, büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ve gerçeklerden çok uzak bir şekilde kara propaganda yaptılar. Ve özellikle Macron bu e, teröristlerin önde gelenlerin de yine hemen daha önce olduğu gibi e, Elize Sarayı'nda ağırladı. Macron Elize Sarayı'nda gazetecilerin bürosunu kapattı ama teröristleri ağırlıyor. Bunlar bize demokrasi, insan hakları özellikle medya özgürlüğü dersi veriyorlar. Geçen Strasbourg'daydım Avrupa Konseyi'nin. 70. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Fransa'da dönem başkanlığını 6 ayda bir değişiyor alfabetik sırayla. Ve Macron genel kurula benim de başkanlığını yaptığım Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin genel kuruluna hitabı oldu. O, o hitapta gazetecilerin bugüne kadar yani geçmişten bugüne kadar istisnasız tüm konuşmacıların konuştuğu sırada bulunduğu tarafı Kapattılar bazı gazetecileri bile içeri almadılar, medyayı içeri almadılar. Daha sonra e, yine kutlama etkinliğinin olduğu e, tiyatro salonuna da gazetecileri içeri sokmadılar. Bunlar gerçekten e, yine sarı yeleklerle ilgili şeylerini söylüyoruz. Ama bu harekata dönecek olursak kraldan çok iki yüzlülüğün yanında kraldan çok kralcılık yaptılar. Yani Amerika'ya da yaranmak için burada. Böyle bir adım attılar. Şimdi ne oldu? Biz Amerika ile bir mutabakada vardık. İşleri yoluna koyduk. Bunlar ortada kaldı. Hani olur ya iki arkadaş birbiriyle küser. Diğerlerine de der ki işte sen de taraf tut benim tarafıma. Hiç alakası olmayan bir kişi de burada taraf tutar. Sonra o iki arkadaş barışır. O kenarda kalır. Böyle bir şey oldu. Şimdi o kenarda kalmanın nisiyatıyla da bizimle görüşmek için adeta yarışıyorlar. Burada özellikle Boris Johnson'ı ben ayrı tutmak isterim. Gerçekten elbette yine meclisten ya da medyadan negatif şeyler oldu ama İngiltere yönetimi gayet dengeli bir tutum sergiledi. Bunu BM'de ve diğer yerlerdeki çabalarında da gördük. Dolayısıyla Boris Johnson'ın bu teklifi üzerine de Cumhurbaşkanımız böyle bir görüşmenin olabileceğini, dörtlü bir görüşmenin olabileceğini, bir artı üç görüşmenin olabileceğini söyledi. Özellikle bu operasyonu yürüdüğü dönemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir açıklama e, e, kamuoyunda bayağı tepki çekti. Siz de bazı açıklamalarda bulundunuz. Bugün geldiğimiz noktadan geri dönüp bakarsak e, ne söylemek istersiniz? Şimdi Kıbrıs Türk halkı gerçekten e, harekatımıza çok büyük destek verdi. Yani Kıbrıs Türk halkıyla e, bazı siyasetçileri ya da sendikacıları e, ayrı, tut, ayrı tutmak lazım. Yani bazı sendikacılar ve bazı kişiler var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Gerçekten Türkiye mi Rum kesimi desen Rum kesimini tutarlar. Yani bu anlayışta insanların olduğunu görüyoruz. Bazılarının da yine PKK ile iç iç olduğunu da görüyoruz. Yani bir Türkiye düşmanlığı var. Şimdi Sayın Akıncı'nın açıklamasına yönelik zaten en büyük tepkiyi de Kıbrıs Türk halkı verdi. Ve Kıbrıs Türk halkı da bunun... Yani önümüzdeki süreçte bir e, Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ona yönelik bir hamle olduğunu düşünüyor. Yani ben şimdi Kıbrıs sürecini de birlikte yürüttük, e, çalıştık Sayın Akıncı ile beraber. Yani söyleyeceğim çok şey var ama şu seçim öncesinde bir şey söylemek istemem işin doğrusu. Ben de cevabımı zaten e, Kıbrıs'ta e, Kıbrıs halkının, Kıbrıs Türk halkının gerçek hissiyatını yansıdan ve rahmetli Denktaş'ın da çok sevdiği bir şiir var. İki bayrakla ilgili onu koyarak ben de cevabımı vermiş oldum. Kıbrıs Türk halkı da e, gayet güzel bir şekilde anladı. Yani biz burada tabii burada bazı e, işte efendim yok işte bir tane spor yorumcusu şunu demiş bunu demiş bunu bahane etmeye gerek yok. Yani şahıslar ayrı ama bizim gibi mevki makam e, e, sahibi insanların konuşurken çok dikkatli olması lazım ve özellikle böylesine bizim için milli bir e, konu olan, ulusal güvenliği için önemli olan, Kıbrıs harekatımız kadar önemli olan, tamam mı? Kıbrıs harekatı, Kıbrıs'ta Türk kardeşlerimizi o günkü zulmden e, ve soykırımdan kurtarmak için yapılmıştır. Ve bugünkü teröre karşı başlattığımız harekat da bizim bekamız ve ulusal güvenliğimiz için çok önemlidir. Dolayısıyla bu kadar önemli e, ulusal güvenlik meselesi olan bir konuda e, seçimi düşünerek hareket edilmesi bunun sebeplerini de söyleyebilirim ama bu kadar söylemek istiyorum. E, gerçekten e, tabii ki hem Kıbrıs Türk halkını hem de Türk milletini, bizim vatandaşlarımızı e, fazlasıyla üzmüştür. E, hayal kırıklığı yaratmıştır. E, zaten Kıbrıs Türk halkı da e, yine Başbakan'dan tutun, e, Dışişleri evet. Bakanı, Başbakan e, Yardımcısına de. kadar e, ve diğer e, partiler, e, meclisteki partiler ve ee, esasen Kıbrıs, Türk halkı genelinde gerekli cevabı vermiştir. Nazlı Yüzbaşıoğlu. Efendim Türkiye-Suriye krizinde siyasi çözümün önemini vurguluyor. Bu aşamada siyasi çözüm sürecinde de önemli bir aşama e, anayasa komitesinin oluşturulmasıydı. E, komitenin çok yakında Cenevre'de toplanması öngörülüyor. Siz sürecin hızlı ilerleye, ilerleyeceğini düşünüyor musunuz? Hızlı ilerlemesini bekliyor musunuz? Siz de katılacaksınız herhalde. E, evet. Dün sürecin... Lavrov'la bunu da e, görüştük. Şimdi Anayasa Komisyonu'nun kurulması gerçekten Aslan'a süreci sayesinde oldu. Aslan'a sürecinde de biliyorsunuz BM var. BM ile beraber Türkiye, Rusya ve İran var. Ve e, biz rejimin e, onlar rejimin garant e, garantörüydü. Biz de muhalefetin garantörüydük. Muhalefet adına listeyi biz verdik. Rejimin listesi bayağı bir uzun sürdü. Verilmesi uzun sürdü. Sonra sivil toplum listesinde isimler üzerinde bir tartışmalar oldu. BM'nin ve bizim kabul etmeyeceğimiz evet. isimler vardı. Sonuçta isimlerin bir kısmı değişti. Bir kısmı üzerinde orta yol bulundu ve komisyon kuruldu. Ve o ilk toplantısını 30 Haziran'da 30 Ekim'de gerçekleştirecek. Ve bir gün öncesi belki 29'unda da biz 3 Dışişleri Bakanlığı olarak oraya gideceğiz. Dün Lavrov'da gidelim diye teklifte bulundu. Daha önce New York'ta da üçlü toplantımıza, Dışişleri Bakanları toplantısında da bunu değerlendirmiştik. Bana göre Anayasa Komisyonu gerçekten e, samimilerse, bunu özellikle rejim için söylüyorum. Ve e, yeni bir anayasanın yazılması konusunda e, adımlar atarlarsa siyasi çözüm bakımından e, çok önemli bir dönüm noktası olacak. E, Suriye'nin geleceği bakımından ve ne olacak? Sonuçta yıllardır birbiriyle çatış, çatışan insanlar... Bir araya gelerek bizim de desteğimizle, de, ülkenin birliği, beraberliği için, seçimin de önünü açılması için gerekli adımları burada masada atmış olacaklar. Ve ilk defa gerçek anlamda da herhangi bir, Aslan'a da bizler de varız, bizlerin ara buluculuğu var, BM'de var. Kendi başlarına oturup bir anayasa çalışması yapacaklar ilk defa. Yani birçok bakımından bu anayasa komisyonunu biz çok önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte de gerekli desteği vereceğiz. Zuhal Demirci Efendim Cumhurbaşkanımız 13 Kasım'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Ee, en önemli başlıklar neler neler olacak? Tarafların e, yakınlaştığı hangi konular var? Ve Türkiye F-35 projesine geri dönebilir mi? Bu konuda bir mesaj aldınız. Son mı? Son zamanlarda konuşmalarında söylüyorlar F-35 projesine dönme konusunu. Esasen F-35'in S-400'de de hiçbir bağlantısı yok. Yani katsa yaptırımlarıyla da bir bağlantısı yok. Ama tabii e, Suriye konusu mutlaka gündemde olacak çünkü... Ee, çok tarihi gelişmeler oldu. Adımlar atıldı. Ee, Pence, Pompeo işte e, Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien geldiler. Oturduk, müzakere ettik. Bunun de devamını birlikte takip ediyoruz. Dünkü telefon görüşmesinin de amacı oydu. Ve 13'ünde de bunlar tabii Suriye ve Suriye ile ilgili konular, bölgesel konular gündemde olacak, değerlendireceğiz. Ve e, NATO zirvesi öncesi de bu görüşme bu bakımdan da bölgesel işbirliği bakımından da önemli olacak. Ama diğer taraftan Tabii Türkiye'ye yönelik e, atılan negatif adımlar var. Halk Bankası var, e, diğer taraftan FETÖ ile ilgili bugüne kadar herhangi bir atım atılmadı. İçeride FBI'nin soruşturması derinleştirilerek devam ediyor. FBI bunu çok ciddi bir şekilde yürütüyor, bize de bilgi veriyor. E, bazen biz de gerekli bilgileri sağlıyoruz. E, FBI ile diğer kurumlar arasındaki şeyleri, e, yani farklı pozisyonları e, hakkında bir şey şu anda söylemek istemiyorum. Bazıları iş meseleyle ilgili ama bu terör örgütünün Amerika içinde de gerçek yüzünü, kirli ve karanlık yüzünü bu FBI soruşturmalarıyla görmeye başladıklarını söyleyebilirim. Bize de söyledikleri bu. Ama işte FETÖ konusu halen masada. Ee, diğer taraftan yine e, e, F-35 konusu masada. Yine son zamanlarda ve en son e, Osaka'da G20 zirvesi marjında e, Cumhurbaşkanımızın Trump'la yaptığı görüşmede de e, aldıkları karar e, neticesinde ikili ticaret hacmini 75 milyar değil hedef olarak 100 milyara çıkardılar. Ve buna ulaşmak için işte e, hey, Ticaret hey. Bakanı Ross geldi daha önce. Şimdi çalışmalar devam ediyor. E, tüm bu konular tabii ki e, ikili konular ve bölgesel konular Suriye başta olmak üzere e, gündemimizde olacak. E, her şey o kadar hızlı değişiyor ki bakalım 13 Kasım'a kadar gündemde başka başka neler olabilir? <laughs> yani neye ihtiyacı olabilir? Göreceğiz. Efendim müsaade ederseniz Lefkoşa'ya bağlanacağız. İkbal Arslan karşımda. İkbal Bey buyursunlar. E, efendim Lefkoşa'dan merhabalar. E, Doğu Akdeniz'de e, enerji kaynaklarının çıkarılması ve paylaşımında e, Türkiye ve KKTC'yi devre dışı e, 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 bırakma çalışmaları sürüyor. E, Türkiye son olarak Yavuz Sondaj Gemisi'ni bölgeye göndermişti. Yavuz Sondaj Gemisi Faaliyetlerini sürdürüyor mu? İkinci sorum ise Doğu Akdeniz'deki Rumların planlarının engellenmesi ve ada'nın zenginliklerinin hakça paylaşımı için Türkiye bundan sonra ne yapacak teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Esasen e, sondaj gemilerimizi de bölgeye göndererek Doğu Akdeniz'deki dengeleri de e, kökten değiştirdik ve sarstık. Çünkü daha önce Türkiye sismik gemi gönderir, ondan sonra da susar diye. Rum tarafı tek taraflı sondaj faaliyetlerini yürütüyordu. Ve bu hamlelerimizle orada da yine hem sahada hem masada daha da güçlendik. Burada tabii Yavuz gemimiz nerede sondaj yapıyor? Türkiye'nin kıta sağlığı içinde yapıyor ve biz bu kıta sağlığını BM'ye kaydettirdik ve sürekli de her senede bunu yeniliyoruz. Ve kıta sağlığımız içindeki faaliyetlerimizi kimseyle de tartışmayız. Ha yani Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarının e, görüşülmesi konusunu da e, Rum kesimi dahil herkesle görüşürüz ve burada e, bölgesel bir anlaşmaya da biz her zaman varız. Paylaşımcı, yani bölge paylaşımcı, paylaşımcı bir anlayışla tabi. E, böyle Akdeniz bölgedeki Akdeniz ülkelerinden kastediyorum ama Rum kesiminin muhatabı da KKTC'dir. Buradaki ikinci amacımız ise faaliyetlerimizin yine sürdürdüğümüz ikinci amaç ise Kıbrıs Türk halkının haklarının garanti altına almasına yöneliktir. Bugüne kadar Rum tarafı Kıbrıs Türk halkının haklarını kabul etmekle beraber bunu garanti altına alacak hiçbir adım atlamıştır. Tersine tek taraflı sondaj faaliyetlerini sürdürmüştür, ruhsat vermeye başlamıştır. Ve biz bu bölgeye ikinci gemimizi de göndererek Kıbrıs Türk halkının hakkını koruyacağımızı tüm dünyaya gösterdik. Ha bizim burada talebimiz nedir? Kıbrıs Türk halkının talebi nedir? Bu zenginliklerde onların da hakları var ve bu hakkın hakça paylaşımını istiyorlar. Ve bu bunu e, Avrupa Birliği'ne ya da diğer e, muhataplarımıza söylediğimiz zaman hepsi de diyor ki evet Kıbrıs Türk halkının da hakları var. E, Kıbrıs Türk halkı da KKTC'de bu hakkını garanti altına almak istiyor ya da alındığını görmek istiyor. Bu talebi haksız mı? E bu da haklı. E peki derdiniz ne? Efendim işte Rum tarafı işte Avrupa Birliği üyesi de e, dolayısıyla dayanışma göstermemiz lazım da kardeşim dayanışmayı doğru yerde göster. Yani yanlış bir halde dayanışmanın bir faydası olmaz çözüm de getirmez. Sizin yapacağınız iş esasen Rum tarafına baskı yaparak bunu e, garanti altına almaktır. Yani Kıbrıs Türk halkının haklarını. Peki bu iki e, taraf arasında bir anlaşmayla olmayacaksa, Rum tarafı buna yanaşmak istemiyorsa, ortak şirket kurulur. Ortak şirket çözüm değilse komisyon kurulur. Avrupa Birliği mekanizması kurulur. BM mekanizması kurulur. Bunu bu paylaşımı temin etmek için. Dolayısıyla e, Türk tarafının da zaten bir komisyon kurma teklifi olmuştu. O halen masada. E, biz burada bir çözüme varız. Ama burada hakça bir paylaşım garanti altına alınmalıdır. E, Uluslararası örgütler Avrupa Birliği özellikle ve ülkeler de e, gürültü koparacaklarını bunun çözümü yolunda adım atsınlar. Örneğin Almanya ara buluculuk konusunda e, bir teklifte bulundu. Ben de bunu Cumhurbaşkanımıza da danışarak kabul ettim. E, dedik ki daha sonra genel müdürünü ya da genel sekreterini bakanlığın gönderdiler konuştuk. İsviçre Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye e, geldiği zaman aynı teklifte bulundu. Kendilerine de hemen evet dedik. Yeter ki e, dürüst ara bulucu olun, objektif olun, tarafsız olun. Biz sizlerin e, bu tür girişimlerinize hayır demeyiz. Çünkü bizim amacımız bellidir. E, neticede bu yönde şimdi çabalar var. Avrupa Birliği de her ne kadar Türkiye'ye yönelik bazı e, göstermelik e, kararlar alsa da e, sonuçta bu işin çözülmesini istiyor. Bize de böyle söylüyorlar. Biz Avrupa Birliği ile de bu işi çöz çözeriz eğer samimilerse. Bizim amacımız e, bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Ama burada biz kendi kıta sahanlığımızda kendi haklarımızı e, tabii ki kimseyle tartışmayız. Faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarının da garanti altına alınması konusunda herkeste çalışmaya varız. Yok biz buna yanaşmıyoruz derlerse biz de buradaki mevcudiyetimizi, sondaj çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Buna da kimse mani olamaz. Son soru için o gün durun. Sayın Bakanım, Kıbrıs meselesinin çözümünde federasyona dayalı modelin sonuç vermediğini görüyoruz. Yeni fikirlerden bahsediliyor son dönemde. Bu yeni fikirlerden ne anlamalıyız? Bir taraftan da BM Genel Sekreterinin yıl bitmeden önce üçlü beşli görüşmeler yapma niyeti var. Süreç ve çözüm arayışı modelleriyle ilgili yakın dönemde neler göreceğiz efendim? Teşekkür ederim. Ee, Dışişleri Bakanlığı Bakanlığına e, Cumhurbaşkanımız tarafından getirildikten sonra e, mesaimizin önemli bir kısmını Kıbrıs sürecine ayırdık. Çünkü burada da kalıcı bir çözüm istiyoruz gerçekten. E, fakat e, tüm bu çabalarımızın sonucunda özellikle de Kran Montana'daki 11 günlük konferans e, neticesinde gördük ki gerçekten Rum tarafı e, Türk tarafıyla hiçbir şey paylaşmak istemiyor. O yüzden daha önce yani Kran Montana'ya gelmeden önce Aralarında anlaştıkları siyasi eşitliği e, konusunda yani bunun içinde dönüşümlü başkanlık var Türk tarafının artı bir pozitif oyu yani herhangi bir kararın ileride bir çözüm oldu. çözüm olduğu zaman herhangi bir kararın alınması için e, yönetimde Türk tarafının en az bir oyu olması lazım e, tüm bu konularda geri adım attı anastayadessi kendisi de bana daha sonra niye geri adım attığını açıkladı. Esasen Rum tarafının Türklerle bir şeyi paylaşmaya hazır olmadığını. Dolayısıyla lider olarak da kendisinin bu konularda geri adım atmak zorunda kaldığını da. Geri adımdan kastınız verdiği söze rağmen. Hayır, aradaki mutabakat, mutabakat. Mesela dönüşümlü başkanlık konusunda mutabakata varmışlardı. Oraya gelince vazgeçti. Herkesin huzurunda oldu BM Genel Sekreterinin, Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin herkesin huzurunda oldu. Mogherini oradaydı, Timmermans oradaydı, dönüşümlü gelip gidiyorlardı. İngilizler de oradaydı garantör olarak. Ertesi günde G20 zirvesi vardı bittikten sonra e, şeyde Frankfurt'ta. Ve orada da herkes bunu söylediler. Avrupa Birliği de söyledi, başbakan o günkü başbakan May de gelip söyledi. Türkiye üzerine düşeni gerçekten yapmış vesaire. Orada e, konferans biterken neredeyse İngilizlerle Yunanlar arasında fiziki kavgaya varacaktı. Yani İngilizler 10 gün sabretti. Daha sonra e, konferans biterken bittikten sonra o günkü İngiliz e, bakan e, Alan Duncan'dan bahsediyorum. Kalk, o kadar sinirlendi ki e, bu sizin yüzünden battı diye. Böyle biraz perde arkasında bilgi oldu ama gerçekten herkes bizim oradaki şeyimizi bir çözüm istediğimizi gördü. Kararlı duruşumuzu da gördü. Ama atılabilecek adımlar konusunda da yapıcı olduğumuzu da e, gördüler. Bu bir taviz gibi algılanmasın ama neticede masa onların üzerine devrildi. Şimdi gördük ki federasyonu 60 yıldır biz e, müzakere ediyoruz. Biz bu seçeneği de yine dışlamıyoruz. Ama e, yine Anastasiades'in de teklifleriyle konfederasyon dedi, gevşek federasyon dedi, desentralizasyon dedi, gevşek dedi veya diğer alternatiflerde söyledi. Hatta bana iki devletliği de söyledi. Bana değil sadece Akıncıya da söyledi. Akıncı çıksın söylesin. Aynı şekilde diğer Rum kesiminden diğer bazı siyasetçilere de söylemiş. Bana da onlar söyledi. Yani iki devletli çözümü sadece baş başa görüşmemizde bana söylemedi. Akıncı da kendisine de söylediğini bana söyledi. İnanırsın inanırsın inanmazsın ayrı bir şey adamın söylediğine fakat alternatifler ortaya koydu. Biz de şimdi diyoruz ki artık başka bir başarısızlığı kaldıramayız. Eğer bir şey müzakere edeceksek önce neyi müzakere edeceğimizi karar vermemiz lazım. Federasyon müzakere edeceğiz? Konfederasyonu mu edeceğiz? Veya gevşek federasyonu mu? Nedir? Tüm seçenekleri koyalım. Herkes düşüncesini söylesin. Ondan sonra da e, bu kararı verdikten sonra da bu müzakerenin çerçevesini net bir şekilde belirlememiz lazım. Yani müzakere belgesi çok net olmalı. Efendim siyasi eşitlik diyelim yok siyasi eşitliğin içindeki unsurların tek tek sıralanması lazım. Biraz önce söylediğim dönüşüm başkanlık, etkin katılım ve artı bir oy gibi siyasi eşitliğin Kıbrıs Türk halkı açısından bizim açımızdan vazgeçilmez unsurlarının bu sefer spesifik olması lazım ki yarın oraya gidildiği zaman bu, bu müzakere belgesiyle başlayacaksak sonuç alıcı olması lazım. Yarın oraya efendim ben siyasi eşitlikten şöyle anladım böyle anladım yok. Artık laf olsun diye bir müzakereye başlama dönemi bitmiştir. Her şey net olacak. Bunun için de önce 5 artı 1 yani iki taraf 3 garantör ülke artı BM toplantısı yapacağız. Ondan önce BM artı iki taraf arasında bir toplantı olsun dediler. Olabilir tabii ki dedik. İki tarafın her zaman görüşmesine gayri. Bunlar gayri resmi olacak. Bir müzakere değil yalnız. Ve bu gayri resmi toplantılarda bu konularda anlaşırsak ve müzakere belgesi üzerinde anlaşırsak o zaman müzakere başlayabilir. Ucu açık bir müzakere artık olamaz. Ve biz tüm daha önceki toplantılarda da artık müzakere edersek başka bir şeyi müzakere ederiz demiştik. Kayıtlara da geçirmiştik. Biz Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm <laughs> istiyoruz. Çözümü istemeyen Rum tarafı nasıl olsa bizi tanıyorlar. Nasıl olsa AB üyesiyiz. AB ülkeleri de ya da AB'de sırf dayanışma olsun diye... Haksız yere de onlara sürekli destek veriyorlar. Dolayısıyla böyle bir şımarıklığın içinde ama biz artık bunu kaldıramayız. Bir çözüm olacaksa, bir müzakere olacaksa e, önce adı konulacak, sonra belgesi çok net, spesifik olacak. Sonra da sonuç alıcı olacak, takvime bağlanacak. Ondan sonra ancak olur Yok bunlara da yanaşmıyorlarsa artık bir herhangi bir şeyi müzakere etmeye de e, ihtiyaç kalmaz. Ümitli misiniz efendim bu süreçten? Biz kendimize güveniyoruz ama bu tek taraflı değil Hani e, zeybek değil bu hani tek taraflı kalkıp kendiniz oynayacaksınız bir kişi. Bu yani karşınızda e, başkaları var, garantörler var, adada iki taraf var. Dolayısıyla e, burada e, sadece sizin kendinize güvenmeniz ya da çözüm istemeniz yetmiyor. Karşı tarafın bu konudaki samimiyetsizliklerini çok gördük. Yani burada umutluyum ya da umutluyum e, demek, demek istemiyorum ama bir konuda kararlıyız. Yani biraz önce söylediğim şartlar oluşursa müzakere yaparız. Eğer bunlar bu çerçevede müzakere etmek istemiyorlarsa bizim için de müzakere edilecek bir konu kalmaz. Ucu açık müzak müzakereler yorucu Kesinlikle olur. Kesinlikle ucu açık bir müzakere olmaz. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkıyla e, da KKTC ile de zaten bugüne kadar olduğu gibi gayet uyumlu bir şekilde e, bu işi biz e, götüreceğiz. E, her zaman adaya gidiyoruz. E, tüm partilerle birlikte oturuyoruz. Ee, kendi aramızda konuşuyoruz yol haritası konusunda bundan sonra da böyle olur yani burada gerçekten e, biz çözüm istiyoruz müzakere istiyoruz ama Rum tarafı istemiyorsa da yapacak bir şey yok biz müzakere istiyoruz çözüm istiyoruz kalıcı bir e, burada çözüm istiyoruz başından beri söylediğimiz bu ama 60 yıldır yaşadığımız süreçte ortada Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz ayaklarınıza sağlık ee, sizi ağlamak büyük keyif her zaman bekliyoruz çok teşekkür ediyorum. İyi, iyi yayınlar diliyorum e, ve e, bu süreçte de gerçekten e, Barış Planı harekatında Anadolu Ajansımız başta olmak üzere e, medya mensuplarımız da zor şartlarda önemli görevler yaptılar. Yer yerde e, saldırılara uğradılar. Bir e, muhabirimiz de yaralandı. Anadolu ajansı muhabirimiz evet. kendisini de aradım. Geçmiş olsun dedim. Kameran mıydı? Kameraman mıydı? Muhabir miydi? Iki arkadaşımız, yani, i̇ki arkadaşımız vardı. Arkadaşımız, ufak ufak kameraman da aradım. E, kendilerine geçmiş olsun. Teşekkür e, Tekrar geçmiş olsun. E, Anadolu Ajansı'nın tüm dünyada gerçekten her geçen gün e, daha görünür olmasını e, biz de e, gözlemliyoruz. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çok farklı dillerde yaptığınız yayınların dışında her geçen gün sahadaki mevcudiyet de artıyor bu ülkemiz içinde. de. Bilgilerin tüm dünyaya gerçekçi, gerçek bilgilerin sağlıklı bir şekilde tez zamanda ulaşması bakımından birinci elden çok önemlidir. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çoşoğlu'nu editörmasında ağırladık. İyi günler diliyoruz.